Herkese merhaba. Kendini küçük yatırımcıyı korumaya adamış bir kanal olarak yine Türkiye'de bir ilke imza atıp kripto dünyasında para kazanmanıza giden yolda en sık kullanılan ve en sağlam iki trading yöntemini sizlerle paylaşıyoruz. Artık kripto dünyasındaki yatırımlarınızda daha emin adımlarla ilerleyebileceksiniz. Evet, başlayalım. Yeni başlayanlar için her şeyi olabildiğince basitleştirerek anlatmak istiyoruz. Bunun için sadece alım emirlerini değerlendirmeye alacağız. İşin güzel yanı, birazdan anlatmaya başlayacağımız yöntemi aslında teknik analizin kullanıldığı her türlü yatırım aracında kullanabilirsiniz. Özellikle aktif ticaretin yapıldığı yatırım araçlarında, örneğin dolar TL, euro TL gibi pariteler dahi kullanabilirsiniz. Bu seri 3 parçadan oluşacak ve serinin ilk 2 videosunda 2 farklı alım satım yöntemini sizlerle paylaşacağız. Bu iki stratejide yatırım kararlarınızda zamanlamayı ve sabretmeyi öğretmesi açısından büyük öneme sahip. Ticarette zamanlama konusunu daha önce Ufkun da Ötesi adlı serimizde anlatmıştık. Kanalımıza ilk defa rastlayan izleyicilerimiz için Ufkun da Ötesi adlı hisse analiz serisini izlemelerini tavsiye ederiz. Bu tekniklerin hepsinin dünya üzerinde birçok başarılı traderlar tarafından aktif olarak uygulanmakta olduğunu da belirtmek isteriz. Analizlerimizde bitdo.com platformunu kullanacağız. Eğer kripto yatırımı yapıyor veya kripto dünyasına ilgi duyuyorsanız, bizim güvenilirlik kriterlerimizden başarıyla geçmiş, ulusal basın ve yayın organlarında defalarca haberi yapılmış bitdo.com'u denemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca bitdo.com'un müşteri desteğinin çok başarılı olduğunu söylemeliyiz. Bu videonun açıklama kısmında üyelik linkine tıklayarak abone olabilirsiniz. Yöntemlerden ilk olan Bollinger Bantları stratejisi ile başlayalım. Bollinger Bantları stratejisinin özü bir yatırım enstrümanının fiyatı belirli bir seviyeye gerilerse satın almaktır. Ama fiyatın gerileme seviyesini nasıl hesaplayacağız? İşte bu strateji bize bu konuda yardımcı olur. Hepimizin bildiği gibi kripto ve diğer yatırım dünyasında alım satımı yapılan her şeyin fiyatları dalgalanır. Ancak bazen öyle anlar gelir ki yatırımcıların çoğu satım kararı verir ve böylece fiyatlarda normalin çok üzerinde gerilemeler görülür. Devamında piyasalar toparlar ve fiyatlar yükselerek normale döner. Eğer fiyatlar aşırı sayılabilecek seviyelere gerilerse alım yapmak bizim yararımızadır çünkü bu düşüşler geçicidir. İşte Bollinger Bantları stratejisi bu trading sistemi üzerinde çalışır. Grafik analizinde fiyatın düşüş bölgelerini işaretleyerek yatırımcılara alım fiyatını belirlemesinde yol gösterir. Şimdi adım adım kripto paralarda bu sistemi nasıl kullanacağımızı görelim. Öncelikle bitdo.com ekranına girince karşımıza gördüğünüz ekran gelmekte. Burada Bitcoin fiyat grafiğini göster sekmesine tıklarsak karşımıza fiyat grafiği gelecek. Bu bölgeyi kırmızı kutu ile işaretledik. Grafik analizlerimizde günlük verileri kullanmanızı tavsiye ediyoruz. İlk olarak ekrana saatlik grafik gelmekte ve bunu günlük grafiğe çevirmek için kırmızı kutucukla işaretlediğimiz sekmeye basıyoruz. Evet, şu anda karşımızda günlük Bitcoin lira grafiği geldi. Şimdi Bollinger bantlarını bu grafiğe ekleyelim. Bunun için yine kırmızı kutucukla işaretlediğimiz göstergeler sekmesine basıyoruz ve gelen seçeneklerden Bollinger bantlarını seçiyoruz. Evet, şu anda ekranda fiyat barlarının alt ve üst tarafında 2 adet mavi çizgi görmekteyiz. Bu çizgiler Bollinger bantlarını göstermekte. Aşağıdaki mavi çizgi bizim alım bölgemizi göstermekte. Grafikte ortada kırmızı çizgi görmekteyiz. Bu çizgi de ortalama fiyat seviyesini göstermekte. Strateji tanımına göre fiyatlar alttaki çizgiye gelirse alım emri vermeli ve ortadaki çizgiye gelince satmalıyız. Bu stratejiye göre 2021 yılında Bollinger Bantları stratejisinin kaç tane alım sinyali verdiğini bulalım. Alım bölgelerini mavi ok, satış bölgelerini yeşil oklar ile gösterdik. Bitcoin fiyatları Bollinger bantlarının alt çizgisine ilk olarak Ocak ayı sonunda temas etmiş ve ardından yükseliş trendini sürdürmüş. İkinci hareketi Nisan ayı içinde görmekteyiz. Nisan ayı sonunda fiyatlarda yine alt çizgiye temas ve ardından yükseliş görmekteyiz. Benzer şekilde Mayıs-Temmuz ayları arasında 4 adet alım bölgesini gerileme ve ilk 3 harekette yeniden ortadaki kırmızı çizgiye temas görmekteyiz.
Temmuz ayındaki en son gerilemenin ortadaki kırmızı çizgiye henüz temas etmediğini ancak bu çizgiye çok yaklaştığını görüyoruz. Mayıs ayı kripto dünyası için zor bir aydı. Bu ayda bütün coinler %50'ye yakın düşüşler gösterdiler. Bu bize stop loss yani kaybı durdur emirlerinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmakta. Özellikle kripto piyasasında çıkışlar gibi inişler de yüksek ölçekte olduğu için zararı durdur emirlerine mutlaka girmeliyiz. Panik yaşanan zamanlarda piyasaların sakinleşmesini mutlaka beklemeliyiz. Bollinger Band stratejisinde alt ve üstteki çizgilerin yani fiyatların gerileme bölgelerini ayarlayabilirsiniz. Burada sadece tek bir ölçü yoktur. Bunu yapmak için mavi çizginin üstüne çift tıklamanız yeterli. Karşınıza çıkan ekrandaki girdileri değiştirerek, mavi çizgilerin konumunu değiştirerek analiz ettiğiniz kripto para ile daha uyumlu hale getirebilirsiniz. Evet, çok temel olarak Bollinger Bandları stratejisini özetledik. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, stratejinin mümkün olduğunca hacmi yüksek olan kripto paralarda uygulanmasının daha iyi sonuçlar üretebileceğidir. Özellikle kripto para dünyasında yeniyseniz, yeni coinlerden ziyade işlem hacmi yüksek ve yıllardır alıp satılan coinlerle başlamanızın daha doğru olacağını düşünmekteyiz. Evet, bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.